halkımızdan bir destan daha 7 Ağustos 2016 tarihinde halkımız yeni bir destan daha yazdı. Büyüğünden küçüğüne, bayanından erkeğine, gencinden ihtiyarına mesele vatansa bu ruh bedende olduğu sürece biz buradayız dercesine müthiş bir katılım vardı elhamdülillah. Hasta, gazi demeden, güneş sıcak demeden, açlık susuzluğa bakmadan Neredeyse 10 saat gibi ayakta durarak vazifeden geri kalmadılar. Tüm zor şartlara, imkansızlıklara rağmen Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh, Kıvrısı teslim etmeyen bu asil millet 7 Ağustos'ta dünyaya yine kendini gösterdi. Saatlerce asla heyecanını kaybetmeyen, vatanının önemini tüm dünyaya tekrar gösteren, kafire korku, dosta emniyet veren düğüne gider gibi şehadete giden bu halkın önünü kimse kesemeyecektir. O müthiş kalabalıkta kendisine has asil duruşla Amerika'yı, Avrupa'yı, NATO ve ABD'yi yerinden hoplatan, biz buradayız ve buradan ayrılmayız diyen işte bu halka şerefli, imanlı, Müslüman budur denir. Her şey çok güzeldi. Programın akışı özellikle Kur'an ziyafeti ile başlaması, akabinde dua ile devam edilmesi gerçekten takdire şayan bir hareketti. Olması gerektiği şekilde oldu. Bu yüzden dolayı hükümetimizi de bu inceliğinden dolayı takdir ediyoruz. Her şey güzeldi, her şey mükemmeldi. Halkımızın heyecanı, liderlerin heyecanı gayet çok güzeldi. Fakat liderlerimize bu yazıları hazırlayan kişiler biraz daha derslerine çalışsalardı daha da mükemmel olacaktı. Hep aynı minvalde klasik ifade ve konular üzerinde olmamalıydı. 5 milyon kişiye seslenilen yazı daha heyecan dolu, maneviyat yüklü, ön açıcı, halkımızı takdir edici, onlarla bugünlere gelindiği, onların fedakarlığıyla bu mitingin gerçekleştiği, bu halkın dünyaya ışık tutacağını, Dünya Müslümanların kendilerine ihtiyacı olduğunu ifade eden cümleler olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyoruz. Bu halkın gündemi boş şeylerle doldurulmamalı. Halkımız kendini gösterdiği nasıl yönlendirilirse öyle hareket ediyor. Öyleyse Kur'an'a yönlendirmeliyiz. Peygamberimizin yaşantısına yönlendirmeliyiz. Haramlardan uzak tutmaya Allah'a yönelmeye yönlendirmeliyiz yoksa vatanımıza halkımıza gençliğimize yazık olur haksızlık olur Hepimizin ifade ettiği gibi gelin 15 Temmuz hepimiz için bir milat olsun dönüm noktası olsun Rabbimizin dediği olsun aynı günleri tekrar yaşamak istemiyorsak vatanımıza kas edilmesini istemiyorsak bir sabah kalktığımızda gavur uçaklarının üzerimizden uçmasını istemiyorsak eski yaşantıya dur demeliyiz. Haramlara dur demeliyiz. İbadetlerimize çeki düzen vermeliyiz. Sensin ya Rab, sen ne buyuruyorsan o olsun demeliyiz. Ben isteklerimi, arzularımı bırakıyorum. Senin rızana koşuyorum demeliyiz. Halkımızla beraber olmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu